Arkadaşlar merhaba en son sizinle e, toplum alanda yapılan inkılapları bitirmiştik. Şimdi ise siyasi alanda yapılan inkılaplarla devam edeceğiz. Siyasi alanda saltanat ve halifeliğin kaldırılması devam edeceğim. Saltanatın kaldırılmasıyla siyasi ve dini güç birbirinden ayrılmış. Yönetimde iki başlık sona ermiştir. Aynı zamanda Osmanlı Devleti resmen sona ermiştir arkadaşlar. Halifeliğin kaldırılmasıyla ümmet devlet yerine ulus devlet anlayışı güçlenmiştir. Halifeliğin kaldırıldığı gün şeriye ve efka vekaleti kaldırılmış yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilmiştir. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile birlikte eğitim birliği sağlanmıştır. Erkan-ı Harbiye Umumi ile birlikte kaldırılacaktır yerine genel kurmay başkanlığı kurulacaktır arkadaşlar. Bu arada genel kurmay başkanlığı kurulmasıyla birlikte ordu siyasetten ayrılmış olacaktır. Peki bir diğer gelişme 1924 Anayasası. 1924 Anayasası ile birlikte egemenlik kayıtsız çarsız millete ait olduğu güçlenmiştir. Devletin yönetim şekli cumhuriyettir. Devletin dini İslam, başkenti Ankara, dili Türkçedir anayasamızda yer almıştır. Not, saltanatın kaldırılması da devlet başkanlığı ve rejim sorunu ortaya çıkacaktır. Bu ileride cumhuriyetin ilan edilmesine temel atacaktır. Saltanatın kaldırılması birlikte milli egemenlik kavramı güçlenecektir halifeliğin kaldırılması layıklık alanında yapılan en büyük adımdır arkadaşlar. Peki 1924 anayasasında yapılan değişiklikler nelerdir? 1928 yılında devletin dini İslam'dır ibaresi çıkarılacaktır. 1934 yılında seçmen yaşı 18'den 22'ye yükseltilecektir. 1937 yılında ise Atatürk ilkeleri anayasaya girecektir arkadaşlar. Bu arada Türk kadına bazı siyasi haklar da verilmiştir. Biz bunu baş harflerinden BMW diye kodladık arkadaşlar. 1930 yılında belediye, 1933 yılında muhtarlık, 1934 yılında ise Türk kadına vekillik hakkı verilmiştir. Unutmayacağız. Bu arada 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet'in ilanı da siyasi alanda yapılan en büyük devrimdir arkadaşlar. Meclis hükümeti sistemi kaldırarak yerine kabine sistemine geçiyoruz. Ve devlet başkanlığı soru da bu yolla çözülmüş olacaktır. Arkadaşlar bu arada Cumhurbaşkanı, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, ilk Başbakanı İsmet İnönü, ilk Meclis Başkanı ise Ali Fethi Okyar'dır unutmuyoruz. Peki geldim ekonomik alanda yapılan inkılaplar. Ekonomik alanda yapılan inkılapların hepsi devletçilik ilkesiyle doğrudan alakalıdır. Birinci yaptığım inkılap İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması. Ee, İzmir'de ülkenin ekonomik politikasının belirlenmesi amacıyla bir kongre toplanacaktır arkadaşlar. Başkanı ise Kazım Karabekir'dir. Biz Kazım Karabekir'i bu arada Doğu Cephesi'nin komutanı olarak tanıyoruz arkadaşlar. Peki Kazım Karabekir'in başkanlığı yaptığı bu kongrede misalka iktisadi yani milli ekonomi kararları kabul edilmiştir. Peki misalka iktisadi kararlarında ne yer alıyor? Fabrikalar kurulacak, işçi hakları düzenlenecek, milli bankalar kurulacak, sanayi teşvik edilmeli, demir yolları yapılmalı, özel teşebbüs yani tamamen özel teşebbüs olmayacak ama desteklenebilir fikri ortaya konacak. Topraksız köylüye ise toprak dağıtılacaktır. Peki geldim tarım alanda yapılan e, bir takım değişikliklere arkadaşlar aşar vergisi kaldırılması Atatürk orman çiftliğinin açılması tarım kredi kooperatiflerinin kurulması toprak mah mahsulleri ofisinin açılması köylüye toprak verilmesi Tarım alandaki gelişmelerdir. Peki burada aşar vergisi nedir? Arkadaşlar önceden Osmanlı Devleti'nde öşür olarak geçmekteydi. Köylüden alınan bir toprak vergisiydi. Ama bizim amacımız neydi? Toplumda bütün vatandaşların eşitliğini sağlamaktı. O halde herkesten vergi alınıyorsa aşar vergisi ekstradan alınmamalıydı. Eşitliği sağlamam gerekiyordu. O yüzden köylü üzerindeki büyük bir yük kaldırılmış ve aşar vergisi de ortadan kaldırılmış olacaktır. Unutmayın arkadaşlar... Aşar vergisi doğrudan doğrudan unutmayın halkçılık ilkesiyle doğrudan ilgilidir arkadaşlar. Peki geldim ekonomik alanda yani sanayi alanda yapılan bir takım değişiklikleri. İlk olarak teşviki sanayi kanunu çıkarılacaktır. Özel sektörün yatırımı yapmasını sağlamak amacıyla çıkarılmıştır. Ancak biz bunda başarısı olduk. Neden? Yeterli sermayenin olmaması, teknik elemanın bulunmaması, 1929 Dünya Ekonomik Bulanı'ndan dolayı biz bu kanunda başarısı olduk. Birinci beş yıllık sanayi planında ise teşvik sanayi yasasının başarısı olması üzerine hazırlandı. 1934 ve 39 yılları arasındaki arası yılları dönemde uygulanacaktır. Özel sektörün geliştirilmediği yatırımların devlet eliyle yapılması amaçlandı. Bu plan kapsamında Türkiye'de toplamda Cumhuriyet döneminde 16 büyük fabrika kurulacaktır. Sanayi desteklemek için Sümerbank, maden araştırmaları için maden teknik arama ve Etibank kurulacaktır. Aynı zamanda Karabük Demir Çelik Fabrikası da kurulacaktır arkadaşlar. Not olarak verdim. 1. 5 yıllık kalkınma planında başarılı olunurken 2. Dünya Savaşı'ndan dolayı ikinci 5 yıllık kalkma planında biz ne yazık ki başarısı olacağız arkadaşlar. Bu arada kapataş kanunu çıkarılmıştır. Deniz ticaretini geliştirmek amacıyla ortaya çıkarılacaktır. Kapataş kanunu ise limanları ve denizleri işletme hakkı Türk gemilerine verilecektir. Türk gemicilerine verilecektir. Aynı zamanda gemileri, gemilerinde Türk bayrağı, bayrağı kurulmak zorunda olunacaktır. Peki Türklüğe vurgu yaptığı için burada biz kapataş kanunu doğrudan hangi ilke diyebiliriz? milliyetçilik ilkesi diyebiliriz arkadaşlar. Peki geldim eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar. Birincisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu 1924 yılında ortaya çıkarılmıştır. Tüm okullar nereye bağlanıyor? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanıyor. Medreseler kapatılmıştır. Yabancı okullarda Türkçe, tarih ve coğrafya dersleri Türk öğretmenler tarafından okutulacaktır. Yeni Türk harflerinin kabulü 1928 yılında olacaktır. Arap alfabesi kaldırılarak yerine ne gelecektir? Latin, Latin alfabesi gelecektir. E, toplumda Okuma yazma oranı düşük olması, Arap alfabesinin Türkçenin gramer yapısına uymamasından dolayı yeni Türk alfabesi çıkarılacaktır arkadaşlar. Unutmuyoruz. Peki geldim. Marif teşkilatının kabulü. Arkadaşlar marif eğitim anlamına geliyordu. Peki eğitim teşkilatının kanunu ne anlama geliyor? İlk ve orta öğretim programları belirlenmiştir. Eğitim hizmetleri daha çağdaş hale getirilmiştir. Yeni Türk harfleriyle basılan ilk gazete arkadaşlar unutmayın Mardin gazetesidir. Cumhuriyetler önünde birçok gazete çıkarılmıştır. E, basın yayın anlamında oldukça önemlidir. Peki Yeni Türk harfleriyle basılan ilk gazete hangisiymiş? Mardin gazetesidir. Yeni Türk alfabesiyle okuma yazma oranı artmış. Konuşma ile yazı dili arasındaki farklılıklarda böylece giderilmiş olacaktır arkadaşlar. Unutmayalım. Peki eğitim ve kültür alanında yapılan bir diğer inkılap ise millet bekleptesinin açılması arkadaşlar. Geniş bir okuma yazma seferberliği başlatılarak millet beklepteri açılmıştır. 24 Kasım 1928 yılında Mustafa Kemal'e Kemale baş öğretmen ünvanı verilmiştir. Aynı zamanda Türk Ocaklarının kapatılmasıyla birlikte halk evleri kurulmuştur. Bu da aynı şekilde eğitim ve kültür faaliyetlerin tüm yurda yaymak amacıyla açılacaktır. Halk evlerinin yayın organı ise ülküdür unutmuyoruz arkadaşlar. Demokrat Parti döneminde ise halk evleri kapatılacaktır. Geldim bir diğer faaliyete. Türk Tarih Kurumu'nun e, açılması, milli bilinci geliştirmek, dünya medeniyetine hizmetimiz nedir, tarih boyunca hangi devletler kuruldu gibi sorulara cevap vermek amacıyla kurulmuştur. Tarih şuurumuzu güçlendirmek amacıyla açılmıştır arkadaşlar. Unutmuyoruz. Peki Türk Tarih Kurumu'nun dergisinin adı nedir? Belleten dergisidir. Unutmayalım. Arkadaşlar Türk Dil Kurumu'nun açılması da aynı şekilde eğitim ve kültür alanında yapılan bir faaliyettir. E, Türkçe yabancı dillerin etkisinden kurtarmak, Türkçeyi bilim diline hale getirmek, Türkçenin zenginliğini ortaya koymak amacıyla Türk Dili Kurumu açılmıştır. Arkadaşlar özellikle Türk ve Türk'le önem verdiği için, vurgu yaptığı için Türk Tarih Kurumu ve Türk Dili Kurumu doğrudan milliyetçilik ilkesiyle bağlantılıdır. Unutmuyoruz. Hepinize başarılar diliyorum.